Küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle. Vay. Ben söyleyeyim bir tane. Küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle. Seni insan yerine koyup insan gibi konuştuğum için özür dilerim. Pardon, seni insan yerine koyup insan gibi konuştuğum için kendimden özür dilerim. Oy, harbi güzel bu arada. Siz de söyleyin Bize dostlar. küfür etmeden Küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle kurmanızı istiyorum chatte. küfür etkisi yaratan bir cümle kurar mısınız? Beni eşcinsel yaptın. Oy. Ben çok basic kalacak benimki. Bence senden nefret ediyorum. Veya gereksizsin tarzı bir şeyler. Çok basit kaldı. Küfür etmeden küfür etkisi yaratacak bir cümle söyleyin. Senin nokta nokta yani en mantıklı cümle o olur. Küfür ediyorsun ama senin nokta nokta derken o nokta nokta zaten küfür. Sus sus lan armut mesela. Yani çok mütevazi. Babam bana küçükken hep eşşoğlu oğlu eşek derdi. Babama şey derdim. Baba ben senin ne olduğunu biliyor mu deyip böyle suratına bakıp gülerdim. Aynen şöyle gülerdim. Babam sensin ki ya. Böyle yapardım. Yemin ediyorum bak. Surat ifadem de öyleydi. O da gülerdi. Olabilir. Efendim, küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle kurar mısın? Küfür etmeden duramıyorum. Küfür ederim. Aynen ederim. Direkt ederim. Annene sorabilirsin neyi sevdiğimi. Seni çekip çıkaranın anladınız. Tıkıda. Lan küfür oluyor bu zaten. Salak salak sorular bunlar ya. Ya salak salak kim o? Nerede o? Ne salak salak sorular soruyorsun ya? Ne kadar salak salak sorular? Türkiye'de erkeksiniz. En sevdiğiniz yemek bamya mı? Ne? En sevdiğiniz Türkiye'de erkeksiniz. Türkiye'de erkeksiniz mi? Bu kadının Instagram'dan bütün feminist sayfaları takip ettiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Sevdiğiniz yemek bamya. Ve muhtemelen 85 tane erkek tarafından aldatılmış. Ama. Senin gelmişin yok geleceğini. Nefes almamdan bile tiksiniyorum. Arnavut. Ya bu da bir hakaret oluyor ama yani ne bileyim insanlar soruları niye yanlış anlıyorlar ya? Köfte Annene emcik. Ulan oğlum bu küfür zaten manyak. Yemin ediyorum chat'te bütün chat ve şu cevap verenler dahil en mantıklı cümleyi ben kurdum. Seni insan yerine koyup insan gibi konuştuğum için kendimden özür dilerim. Görüşürüz Neo, lütfen bay bay diye çıkıyorum ben. Üzülürüm yoksa. Görüşürüz kardeşim. Dikkat et kendine. Lan Sultan Albani. Taçı ifşane amına. Ya da şey de olabilir. İlla ananlı bir cümle istiyorsanız chat'te şu anda Neo ananlı bir cümle kurar mısın geldi. Neden bilmiyorum annelere bu kadar düşkünsünüz. Anneye küfre inanılmaz karşıyımdır bu arada. Ama espri olsun diye söyleyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Anan seni doğuracağına keşke bir kalıp sabun doğursaydı. En azından yıkanırdık Bize küfür etmeyin ama küfür etkisi yaratan bir şey söyleyin. Say something which is not exactly like cursing, but it should be like having a bad effect. Ne bekiyorsun yaram? Ne? Biraz kilo mu almışsın derim herhalde. Küfür olmayan ama küfür etkisi yaratan bir şey söyler misin? Söyleyemem ama ben bir metrobüs vardı. Pardon, otobüs vardı. Onu kovaladım birkaç kere. Bana akışı var. Bu hayatın akışına bırakarak yaşayacaksın demişlerdi. Ben de öyle yaşamayı denedim. Ama akışın nerede olduğunu göstermediler. Kardeş tiner mi çektin? Ne yaptın? Bu neyin kafası? Eli yüzü de çok düzgün görünüyor. Hani mantıklı bir şey söyleyecek diye bekliyorsun. Hani bir ümit belki mantıklı bir şey söyler. Sen ne anlatıyorsun kanka? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle söyler misin? Kültürsüzsün. Seni arkadaşım olarak görüyorum. Cahilsin. Bak bu güzeldi bu arada. Bu gerçekten güzeldi. İkisi de güzeldi.
mesela. Yani cahilsin küfür değil bence. Ben çoğu insana cahilsin derim ve bana söylenmesini de severim. Yani cahil kelimesinin çok abartıldığını düşünüyorum. Bir insana hakaret olarak söyleniyormuş gibi ama bence cahilsin kelimesi bir hakaret değil yani. Neden bir hakaret değil? Şu sebepten ötürü. Çünkü birçok insan birçok konuda bence cahil olabilir. Yani ben de birçok konuda cahilim. Cahilin sözlük anlamı zaten hani bir konu hakkında fikri olmayan insan demek yani. Hani dünyadaki bütün bilgiye de sahip olmadığımıza göre, ki bakış açısından bakış açısına bile değişir birçok bilgi. Bu yüzden birçok konuda cahil olabiliriz. Ben arkadaşlarıma bile söylerim. Daha sonra alınan arkadaşlarıma da derim ki bak güzel kardeşim, hani ben seni rencide etmek için bunu söylemedim. Zaten öyle bir insan değilim. Ama bu konuda cahilsin anasını satayım. Ne yapayım hani, ben de birçok konuda cahilim. Mesela bizim arkadaş grubunda kim var? İşte en yakın arkadaşlarım işte Berkay ve Gökçe mesela. İkisi de müzikle çok ilgileniyor. Ben mesela müzik konusunda cahil bir insanım. Bunu söyleyebiliyorum. Niye? Çünkü cahilim anasını satayım. Müzik konusunda bir bilgisi olan, enstrümanlar konusunda bilgisi olan bir insan değilim. Ama mesela onların da cahil olduğu bence konular var. Anladım sen onu be, elin gelişinden bak yani. Öyle bir şey. Benim hayatım... O yüzden cahil olmak o kadar şey da kötü bir bende. Şey değil. Yani bizde doğma büyüme küfür kültürüyle büyüdük. 15 sene berber çıraklığı yaparsan, İzmir'in tepeciğinde doğup büyürsen, küfür etkisi Allah'ını seveyim dersin. Burada değilsin. Ya sen sırıtma. Küfür etmeyin ama küfür... Metin abi, Metin abi, Metin abi. Metin abim iki tane Ninja Cini göndermiş, böyle bum diye arabasını park etmiş. Çok teşekkürler abi desteğin için, ayrıyeten yayına hoş geldin. Teşekkürler. Ne o toprak, cahilsin oğlum. Cahilim kanka, ben hiçbir zaman zaten çok bilgili, çok zeki bir insan olduğumu iddia etmedim ki. Birçok konuda cahiliz arkadaşlar. Ama biraz daha ne o cahil spamı spamlamaya başlarsanız yemin ediyorum Buffy'yi üstünüze salarım. Bak kedi 15 aylık. Bu aralar çok azgın. Gerçekten parçalayabilir. Sürekli tırmalıyor bir yerlere. Vallahi Buffy'yi salarım üstünüze. Buffy, saldır oğlum. Bir etkisi yaratan bir cümle kurun. Senin menta ellerinden diyecek miyiz? Benim ama ben küfür etmem. Kral bu küfür zaten. Bu. Senin ben gelmişini geçmişini dediğim zaman anlıyor zaten direkt. Küfür etkisi yaratıyor yani. Evet. Ama güzel, farklı güzel bir düşünce. Sence gözlükler de bu arada 10 numara ha. Annene selam söyle. Babem kırgiyatı. Hadi gora babetlendim. Anan tuttu baban soktu. Gram komik değiller bu arada ya. İstersen söyleyeyim cevabını da. Çeket. Yanlış anla. Var mısınız? Ben mi? Abi Romanca mı edeyim? Lütfen diye. Pulunuza kart oyum oğlum. Ne diye küfür etmem ki abi ben kimseye kolay kolay. Anneme karşı kimse küfür etmediği sürece ben kimseye küfür etmem. Abi küfür de şimdi tövbe estağfurullah abim, günah yarabbim ya. Arkadaşlar pulumuza kart olayım, sokar hesap. Böyle mesela bizim roman dilimizde böyle küfür ediyoruz yani, anladın mı kardeşim? Kanka tamam, roman dilinde küfür ediliyor da böyle. Küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle kurmanı istiyor senden. Senden küfür etmeni istemiyor ya. Arkadaş vallahi billahi yani hiç kimse soruları doğru anlamıyor. Böyle. Küfür etmekten eşimin adı Çetin. Çetin şu an başımdan gider misin? Senden daha önemli işlerim var derim mesela. Daha da... Bak ne kadar mı? Senden daha önemli işlerim var. Bitti, bu kadar. Ne denebilir ki yani? Dövmekten beter bence, bilmiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir şey söyler misiniz? Ya git başımdan ya. Benden bir şey yok şu anda. Küfür etmeden... Yok ya, amına koyayım de. Lan o küfür. O da bir küfür sayılır. Cahilsin demek. Hadi be git şuradan. Yok katılmıyorum dayı. Cahilsin bence bir küfür değil. Lan Allah belanı vermesin. Allah cezanı vermesin. Bunlar küfür sayılır evet. Çünkü bela okuyorsun. Allah senin iyiliğini versin. Seni kardeşim olarak veriyorum. Kilo. Mesela gayet mantıklı. Exelium bir tane elmas göndermiş. Kralsın demiş, kalp koymuş. Çok teşekkür ederim kardeşim. Kral değil, sadece insanız. Krallıklar geride kaldı. Pat pat pat. Almışsın. Kilo almışsın. Saçınız çok çirkin. Ama küfür... Bu bir
rencide edici bir söz. Bu da küfür niyetine geçebilir. Küfür etkisi yaratan bir şey söylüyor. Yani ayrı bir arada tak gibi sayın yolu. Sarı mikro. What the fuck? Ama küfür etkisi yaratan bir şey söylüyor. Yani ayrı bir arada tak gibi sayın yolu. Sarı mikro. Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım valla. Hiçbir şey. Hugolo'nun yeni videosunu izler misin abi? Bakalım kanka ne yüklemiş.